Kıymetli dostlar, cümleten selamünaleyküm. Türkiye için çok önemli bir gelişme hakkında konuşmak, bunları da herkese duyurmak için bugün sizlerin karşısındayım. Türkiye altın üretmekten, bakın yanlış anlamanız, altın çıkartmak falan değil, altın üretmekten daha değerli olduğu uzmanlar tarafından söylenilen bir şeyi üretmeyi çok büyük bir çaba ve gayret neticesinde başardı. Hiçbir ülkenin üretip de satmadığı bir malzemeyi Türkiye savunma sanayisi için çok fazla çalışarak üretmeyi başarttı. Savunma sanayi için çok önemli bir viraj açıldı. Savunma sanayindeki en zorlu alanlardan biri olan denizaltı çeliği için Türkiye kritik bir virajı daha döndü. OYAK denizaltı çeliği HY100'ü milli imkanlarla üretti. Denizaltı çeliği üretimini hata kabul etmeyen özel bir iş olarak niteleyen uzmanlara göre yerli imkanlarla bunun geliştirilmiş olması altından çok çok daha değerli. Bu alanın bize ne gibi faydaları olacak? Türkiye'yi nasıl bir tık daha ileriye, bir seviye daha ileriye taşıyacak? Bugün bunu anlatacağım. Türk savunma sanayisinin son yıllarda kendini en çok gösterdiği alanlardan biri de kritik ihracatların yerli, milli imkanlarla karşılanması konusu oluyor. Ağırlıklı olarak platformlar üzerinde süreç ele alınsa da aslında arka planda son derece önemli bileşenler için yurt dışına bağımlılığın sona ermesi adına ciddi çaba sarf ediliyor. Mesela denizaltılarda kullanılan bu çeliği üretemezsek bir denizaltı yaparken muhtemelen bunu dışarıdan almak için çaba ve gayret göstereceğiz ki onu da dünyadaki ülkeler satmıyor. Türkiye bugün bunu sonlandırdı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen İDEF 23 Savunma Sanayi Fuarı'nda sergilenen HY100 denizaltı çeliği kesiti de bu dönüşümün kilometre taşlarından birisi oldu. Denizaltı çeliği meselesi aslında bu alanın en çetrefilli konularından. Çok yüksek teknoloji gerektiren bu alanda Türkiye ihtiyacını bugüne kadar Avustralya başta olmak üzere hep başka ülkelerden karşılamaya çalışıyor. Ankara'nın özellikle savunma sanayi ürünlerinde doğrudan ya da örtülü ambargolarla karşılaştığı artık tüm Türkiye vatandaşları açısından bir sır değil. Herkes bunu artık biliyor. Türkiye'nin Milgen ve Milden projeleri başta olmak üzere deniz platformlarını yerli milli imkanlarla geliştirmek için ciddi çaba sarf ettiği bu dönemde çelikte dışa bağımlılığın ortadan kalkması yeni bir döneminde habercisi olarak karşımıza geliyor. TRT Haber'e konuşan savunma ve denizcilik araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan denizaltı çeliği meselesinin detaylarına inmeden önce aslında son derece önemli bir süreci anımsatıyor. Gelişmeleri dış politikadaki aktif tutumun savunma sanayiye yansıması olarak yorumluyor ve 2019 yılında Finlandiyalı Milux firmasının çoğunluk hisselerini alan OYAK uzun süredir Manisa fabrikasında yüksek mukavemetli çelikler üretiyordu. Finlandiya'nın NATO üyeliğine onayı ve firma üzerindeki kontrol rejiminde önemli ölçüde kolaylıklar sağlanması bilgisini de paylaşıyor. Şimdi bunu nasıl anlamalıyız? Daha açık bir ifadeyle Ankara, Finlandiya'nın NATO üyeliğine üyeliği sürecini zırh çeliği üretim teknolojisinin transferi açısından doğru yönetti. Erkan'a göre bu gelişmenin ardından Türkiye'deki ARGE faaliyetleri daha da arttı ve bu adımın meyvesi olarak Milux HY100 denizaltı çeliği ortaya çıktı. Kozan Selçuk Erkan, denizaltı çeliği çok hassas, asla hata kabul etmeyen özel bir üretim malzemesi diyor. Söz konusu çeliğin suyun yüzlerce metre altında insan hayatının emanet edildiği bir unsur olduğunu da dikkat çekiyor ve devam ediyor. Denizaltı inşasında hemen her gün daha yerli ve daha yeni sistemler inşa ediyoruz. Reis sınıfı denizaltılar için uzun yıllar önce çelik ithalat anlaşması imzalanmıştı. Bugüne kadar hep yabancı çelik kullanılarak bu platformları yapabildiğimiz kadarıyla inşa ettik. Artık sıra STM 500 ve Milden denizaltısı olacak. Kendi milli denizaltımızı üretmemiz için bu konuda ana üretici olan birkaç ülkeyi tedirgin edeceğiz. Bu artık belli. Kritik sistemlerden birisi olarak denizaltı çeliğinin yerde olması, inşa ettiğimiz denizaltıların ihracatı hususunda elimizi ve gücümüzü daha da özgürleştirecek. Çünkü bu malzeme istediğiniz her an erişebileceğiniz, parası ne kadarsa bastırıp alabileceğiniz bir ürün değil. Son derece stratejik, son derece kritik bir ürün. Çelik meselesini her ne kadar denizaltı özelinde bugün ele alıyor olsak da farklı bir pencereden daha bakmak lazım. Sürecin aslında kara araçları içinde değerli bir kazanç olduğu
emareleri var ortada. Çelik konusunda araştırma geliştirme faaliyetlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor Sayın Erkan. Bugün en zor ürünlerden biri denizaltı çeliği. Bununla beraber ülkemiz için çok önemli bir ihracat değeri taşıyan taktik tekerlekli zırhlı araç ve taret sistemlerimizi de unutmamak gerek diye belirtiyor. Üretilen zırh çeliği bu araçlarda da kullanılabilir ve kullanılacak. Haliyle sadece deniz platformlarında değil, kara araçlarında, makine endüstrimizde altın değeri taşıyan bir sanayi kazanımı elde etmiş oluyoruz Allah'ın izniyle. Son birkaç senedir Milux Oy firması çelik konusunda ciddi yatırım ve Ar-Ge faaliyetleri içindeydi. Burada üretilen yüksek kaliteli çeliklerin savunma ve makine sanayimizin hizmetine sunulduğu biliniyor. Çeliğin çok hassas, yüksek teknoloji ürünlerinin ana ham maddesi olduğunu da belirtiyor Sayın Erkan. Böylesi hassas bir konuda milli çözümlere sahip olmamız tam bağımsız savunma sanayi için olmazsa olmaz meselelerden biri. Ayrıca bu kabiliyet bize sürdürülebilir bir rekabetçilik içerisinde üstün bir pozisyona yerleştirecek. Bakın savunma sanayi ile ilgili önemli gelişmeleri aktarmaya uğraşıyorum. Allah izin verirse 30 Ağustos'ta Ankara'da Teknofest'te olacağım. Ürünleri orada da sizlere sunmak için oralarda da ürünlerin yanında oradaki yetkililerle de görüşerek bir takım içerikler üretip sizlerin karşısına getirmek istiyorum. Orada Ankara'da Teknofest fuarında olan bizi tanıyan kıymetli izleyicilerimizden olursa da bir selam vermeyi de lütfen ihmal etmeyin. Danışalım. Birlikte oraları gezelim, dolaşalım istiyorum. Geçmiş dönemde bu konudan bahsetmiştim. Hatırlanacağı üzere Oyak grubu ışıl işlem çeliği üretiminde uzmanlaşmış Finlandiya merkezli Milux'u 2019'da satın aldı. Aslında Ankara bu adımla son derece değerli bir teknoloji transferini de başarıyla sağlamış oldu. Açık kaynaklara yansıyan kimi bilgilere göre yüksek verimli ve dayanıklı HY100 çeliğinin numunesi. Bu gördüğünüz ürünün numunesi Mayıs 2023'te donanmaya teslim edildi. Çelik levhalar Ereğli Demir Çelik fabrikalarından temin ediliyor. Daha sonra Manisa'daki Milux Oy tesislerine getirilerek kalınlığı 15 ile 60 mm arasında değişebilen süper dayanıklı HY100 çeliğine dönüştürülüyor. Bu alan burası işin bu kısmı çok çok zor. Şirketin yakın gelecekteki hedefinin HY100'den daha yüksek dayanıklılığa sahip olan HY130'u üretmek olduğu bildiriliyor kıymetli dostlar. Bugün Türkiye son derece stratejik. Mesela bakın bizim denizaltılar noktasında attığımız adımlardan rahatsız olan mesela bu denizaltı çeliğini üreten ülkeler var. Başta gelenlerden birisi. Çünkü ticareten çok önemli bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Bir diğer husus Yunanistan. Bizim denizaltılarımızı milli imkanlarla geliştiriyor olmamızdan çok çok rahatsız. Türkler Ege Denizi'nin üstünde üstündü. Artık altında da bizi avlayacak diyorlar. Hem radar sistemlerimiz, sonar sistemlerimiz, hem denizaltılarımız, hem donanmalarımız, hem fırkateynlerimiz, korvetlerimiz her biriyle Yunanistan'a göz açtırmayacağız. Tepeden İHA'larla, SİHA'larla, vakti geldiğinde kızıl elmalarla, milli muharip uçaklarla onları darlayacak, köşeye sıkıştıracak, bir adım bile attırmayacak bir Türkiye ordusu bugün şahlanmak için işte arka planda bu gibi kritik projeleri başarmaya uğraşıyor. Bir denizaltı gördüğünüzde bilin ki sadece onun bir plaka çeliğini üretmek için yüzlerce mühendis, binlerce teknisyen, devasa imkanlarla gece gündüz uyumadan, belki ailesini ihmal ederek vatanı için mücadele ediyordu kıymetli dostlar. O hani o arkada kalmış bilinmeyen perdenin arkasındaki kahramanlar var ya, işte o kahramanları sadece bir çelik plakada bile görebilirsiniz. Paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Tekrar söylemekte fayda var. 30 Ağustos Ankara Teknofest'teyim Allah'ın izniyle. İnşallah orada da karşılaşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.